Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Abek transferi ile ilgili bir haber Galatasaray'da. Sarı Kırmızılar yeni Sasha Boy gözüyle bakılan Guela Due ile anlaştı ve kulübü Renle pazarlıklarda son aşamaya geldi. Ancak listedeki alternatif isimlerle de görüşmeler sürüyor. Bu isimlerin başında ise Leipzig forması giyen Amar dediç geliyor. Sarı Kırmızılar maliyeti daha yüksek olmasına rağmen Önceliği Boşnak savunmacıya veriyor. Artık çember daralmış durumda. Bence daha Avrupa'da transfer başlamadı bile. Yeni ucundan yani yavaş yavaş. Herkes Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tamamlamasını bekliyor. Menejerler menajerler oranın tamamlanmasını bekliyor. Dedik ya Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi elinizdeki iyi bir oyuncu hem de şampiyon oynayacak oyuncu bırakır mısınız? Şimdi elenen takımlar üzerinden bir çalışma yapılıyordur. Scoutlar çalışma yapıyordur. Menajerler çalışma yapıyordur. Kalan dört takım üzerinden de, yani kalan dört takımdan girecek oyuncular da İngiltere'de bir hayli kadro boşaltması yapan kulüpler var. Zamanından daha iyi biliyorsun. United'da var, City'de var, ee, Tottenham'da var. Ya var da var yani. Ama bu sadece Türkiye için geçerli değil. Bütün Avrupa'da şu anda transfer için bekleyen ülkeler var. Yunanistan bekliyor, Fransa bekliyor, İspanya'nın ee, dört büyük takımının altında kalanlar bekliyor. Portekiz şu anda rahat. E, onlar çünkü çıkış yapıyorlar. Bir sürü yeni oyuncu çıkışı yapıyorlar. E, öbür tarafta da bir Afrika Amerika e, kupası oynanıyor biliyorsun. Bu nedenle bence bir 15 gün daha e, transfer yumuşak geçecektir. E, daha çok gazetelerin ya da sosyal medyanın daha çok isim yazacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ama bahsedilen iki isim de e, Galatasaray'ın formasyonuna uygun isimler onu da söyleyeyim. Foto maç Kerem'den Rusya'ya Red. 12. madde. Bu da konuşuluyor. Spartak Moskova istiyor. Kerem Rusya Ligi'ne gitmek istemiyor. Avrupa'da bir takımda forma giymek istiyor. E, Kerem menajeri şu anda yoğun biçimde çalışıyordur diye düşünüyorum yani. E, Herhalde Galatasaray'da devam etmeyecek. Gözüken o. Hava öyleydi yani. Giderken öyleydi. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra değişmiş midir? Farklı bir şey olmuş mudur? Kerem'in düşünceleri de bir değişiklik olmuş mudur? Bilmiyorum ama az oynasa da Milli takımımızın özgüveni en yüksek oyuncularından bir tanesiydi. Yani çok rahat, çok kendinden emindi. Yani hoş bir görüntü bence bu. Bu da transferine yansır. Kesinlikle. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İngilizler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi. Son şampiyon Galatasaray transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürecek olan sarı kırmızılı ekip diğer yandan transfer harekatını sürdürüyor. Galatasaray forması altında geçen sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, milli takım formasıyla Euro 24'te de kendinden söz ettirdi. Avrupa ekiplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi. Barış Alper Yılmaz ile Aston Villa'nın ilgilendiği belirtilirken bu transfer için Galatasaray'ın bu transfer için 24 milyon sterlinin altındaki teklifleri kabul etmeyeceği aktarıldı. Sarı kırmızılılar transferi haberde iddia edildiği üzere 24 milyon euroya gerçekleştirirse Barış Alper Yılmaz Süper Lig'in en pahalı yerli futbolcu satışı olarak tarihe geçecek. Haberde ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın çok yönlü oyununun Aston Villa'yı cezbettiği ve İngiliz ekibinin bu transfer için iddialı takımlardan olabileceği ifade edildi. Yıldız oyuncu ile diğer İngiliz devleri Arsenal ile Liverpool'un da ilgilendiği biliniyor. Barış Alper geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu'ndan o takıma red. Kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan teklif geldi. Spartak Moskova'nın ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu Rusya'dan gelen teklifi geri çevirdi. Menajerinin Avrupa'dan Real Sociedad başta olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu Kerem'e yeni teklif getirmesi bekleniyor. Daha önce Sociedad'dan gelen 13 milyon euroluk sözlü öneriyi geri çeviren Galatasaray 15 milyon euro talep ediyor. 2026'ya kadar kontratı olan Kerem daha düşük fiyata bırakılmayacak. Galatasaray'dan 5 milyon euroluk teklif. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, saabek bölgesi için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Gueladue için Rene teklif yapan sarı kırmızılı takım, alternatif olarak farklı isimlere yönelmeyi sürdürüyor. Tutto Udinese'de yer alan habere göre, sarı kırmızılı takım 21 yaşındaki sağ bek, Festi Ebosele için Udinese'ye 5 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Haberde genç oyuncu için beklentisi yüksek olan İtalyan ekibinin bu teklifi reddedebileceği yazıldı. Sabek transferini ilk kampa yetiştirmek isteyen Galatasaray, İtalyanlar on vereceği cevaba göre harekete geçecek. Nijeryalı oyuncu Udinese ile toplamda 50 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da 5 ayrılık kararı. Galatasaray bu kampta kalabalık bir oyuncu grubuyla antrenman yapacak. Teknik direktör Okan Buruk takımdan gidecek veya kalacak isimlerin önemli bir bölümüne Avusturya'da karar verecek. Sarı kırmızılıların 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda kadroda 12 yabancı futbolcuya izin veriyor. Bu nedenle Galatasaray'ın yapmayı planladığı transferleri de göz önüne alarak bu sayıyı 12'nin altına indirmesi gerekiyor. Matias Ross, Sergio Oliveira ve Alexandru Çıkıldav yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sarı Kırmızılılar ayrıca Tete ve Yusuf Demir'i de kiralamayı planlıyor. Sarı Kırmızılı yönetim, Hakim Ziyeç ve Wilfried Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına izin verebilir. Diğer yandan Galatasaray, ilk etap Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı Kırmızılılar 11 Temmuz'da Avusturya ekibi Lask ile karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi sonrasında 15 Temmuz'da Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile mücadele edecek. 18 Temmuz'da Slovak ekibi Trecin ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray, Avusturya kampını noktalayıp İstanbul'a dönecek. Sarı Kırmızılılar, ikinci etap yurtdışı kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Erning bölgesinde yapacak. Galatasaray bu süreçte de İtalyan takımları Lecce ve Parma ile karşılaşacak. Galatasaray'da Kaan Ayhan şoku. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Kaan Ayhan telaşı yaşanıyor. Başarılı oyuncu Euro 24'te milli formayı giyince ameliyat tarihi de ertelenmişti. Lig biter bitmez ameliyat olması planlanan Kaan Avrupa şampiyonasında oynayınca hesaplar tutmadı. Türkiye, kupaya çeyrek finalde veda ederken, ligden sonra Euro 24'te de pek çok maça iğneyle çıkan 29 yaşındaki oyuncunun ameliyat zamanı geldi. Yeni asırın haberine göre, kısa bir tatil yapacak olan olan Kaan'ın, tahminen Temmuz ayının 3. çeyreğinde ameliyat olması planlanıyor. Kulüp doktorlarının planlamasına göre, Kaan'ın ameliyat sonrası rehabilitasyon süresi ise 3-4 ayı bulacak. Böyle bir durumda Kaan Ayhan'ın en yakın sahalara dönüş tarihi Kasım Aralık olarak tahmin ediliyor. Eğer bu gerçekleşirse teknik direktör Okan Buruk Kaan Ayhan'ın adını Şampiyonlar Ligi grup maçları için UEFA'ya bildirmeyecek. Kaan Ayhan planlandığı gibi bu ay sonunda ameliyat olursa lisansının askıya alınması gündeme gelecek.